Şair yazar olarak edebiyat konusundaki onun düşüncelerine dile getirmeye çalışalım. Kendisinin özellikle edebiyat ve medeniyet üzerine makalelerinden oluşan bir kitabı var. Özellikle orada bahsetmeye çalıştığı noktada belki klasik anlamda da sık sık tekrarlanan son dönemde Tanzimat'tan sonrasında özellikle bizim aydınımızın batıflaşma noktasındaki bir takım saplantıları, adeta batıflaşma döneminde Batı'nın bir takım düşüncelerini alırken onları tamamen onların hayatıyla, onların değerleriyle beraber alıp kendi mirasımızı reddetmek, kendi değerlerimizi reddetmek üzerine bir takım yanlışlıklar içerisine girilmiştir. Oysa bir medeniyeti olmayan bir milletin var olması çok mümkün değil. Özellikle insan topluluklarının varlığını devam ettiren iki unsur olarak Akif İnan işlemiş. Bunlardan bir tanesi inanç boyutudur. Bizim eğer ki İslam diniyle müşerref olunmayan bir yapı olmuş olsaydı belki bugünkü medeniyet, bugünkü değerlerimiz veya benliğimiz yaşamayacak diye düşünüyor. İkincisi de ırki anlamda diye bir tabir kullanmış ama kullanmak istediği konu da zannediyorum yani biz belki dar anlamda bir millet olarak kendi kimliğine yönelik olaraktan bu ikisinin uyum sağlamadığı yerlerde de yine insan topluluklarının var olamadığını, yaşayamadığını ve uzun süre o medeniyet kavramına katkıda bulunamadığını ifade etmiş. Buna da işte Gagavuzların vesaire örnek vermiş. Yani İslam'la yolları yönelmeyen, bir şekilde yolu buluşmayan bir kitlenin mesela Türklük özelliklerini de kaybettiğinden aynı şekilde bahsetmiş. Şimdi diğer yönden edebiyat ve politika konusunda, yani eski edebiyatımız konusunda, bu makalelerden, şartlanmış edebiyat konusunda, medeniyetin ne anlama geldiği konusunda düşüncelerini bu eserinde paylaşmış Mehmet Akif İnan. Burada özellikle konuları dile getirmeye çalıştığı mevzular her zaman için yani aydın bir kitlenin oluşması gerektiği, bu aydın kitlenin edebi düşünce, okuma, işte bilimle uğraşma, sanatla uğraşma konusunda diğer insanlara yönelik, diğer insanlardan daha fazla bunlara görev düştüğü konusunda. Yine sanat ve sanatçıyı da değerlendirmeye yönelik bir takım hususlar var. Onlarda da değindiğin nokta şudur. Her toplumda edebiyat, sanat gerçekten seçkin bir zümrenin daha çok uğraştığı, okumaya, yazmaya, belli değerlere sahip hareket etmeye çalışan insanların daha bir planda kaldığını ifade ediyor. Bu kapsam içerisinde divan edebiyatının da mesela halktan kopuk olmak değil de biraz daha üst düzey bir edebiyat olmasından, divan edebiyatının, hecenin, halk edebiyatının bilinmeden edebiyat yapılamayacağı konusunda yine belli değerlendirmeleri var. Ve bu edebiyatı da bir yönüyle bir medeniyetin oluşmasında bir ana unsur olarak görüyor. Zira dil dediğimiz şey zaten insanlar arasındaki bir iletişimi sağlayan, onların düşüncelerini ifade eden, değerlerini ifade eden, inançlarını ifade eden bir yönü olduğu için bu konulara son derece parmak basmaya çalışmış. Diğer yönden yazılardan aslında paylaşmak istediğim hususlar vardı ama çok fazla da vakit almak istemiyorum. Mesela bir iki cümle belki oradan bahsedebilirim sizlere. Mesela edebiyat çağın aynasıdır diye bir tabiri var. Yani edebiyat bulunduğu dönemin bir takım ne tür değerleri varsa, ne tür o dönemde yaşanan çelişkiler, o dönemde yaşanan fikirsel sapmalar, doğrular, yanlışlar varsa bunları yansıtır. Özellikle tarihi okuduğum, yani edebiyatçıların hayatını, edebiyatçıların eserlerini okuduğumuzda bulundukları dönemin hassasiyetleri konusunda birer ayna tuttuğu görevini şeklinde bir benzetmesi var. Diğer yönden mesela divan edebiyatını bilmek açısından, divan edebiyatı sadece Osmanlıcayı bilmek, Osmanlıca kelimeleri bilmekle mümkün olmayacağını ifade ediyor. Eğer bugün
biz Osmanlı'da bir lalenin anlamını, gülün anlamını bilmezsek oradaki lale ve gülden anladığımız bahçedeki lale ve güldür. Ama bu şekilde değil. O dönemin bütün unsurlarıyla tanınması, bilinmesi gerektiği, o dönemdeki laleye yüklenen anlam, güle yüklenen anlamın da bilinmesi ancak o dönemin doğru kavranabileceğini ifade ediyor. Diğer yönden sanatçı ve edebiyatçı milli varlığa yönelmeye mecburdur, yerli olmaya mecburdur diyor. Aksi halde ne kendisi orijinal bir şey üretebilir, ne kendisi var olabilir, ne de içinde bulunduğu topluluğa, içinde bulunduğu topluma yönelik ekstra bir şey yükleyebilir şeklinde bir benzetmesi vardır. Yine